ki ben kurumuş meyvesiz bir dal. O zaman Sinan küçük, Sinan büyük, Sinan falan derler. Ya o da çok yaşım klişe gibi olduğu için. Yani klişe yani. De. Var mısınız? Evet. Ne komikti sordu. Herkese Milyon TV'den mutlu akşamlar sevgili dostlar. Ben Ozi, Gece Kuşağı programıyla karşınızdayız. Bugün de çok güzel canlı performanslar, keyifli bir sohbet yine sizi Milyon TV ekranlarında bekliyor. Pekala, ilk konuklarımıza hemen dönelim ve bir hoş geldin diyelim kendilerine. Kafa Pilot bizlerle beraber sevgili dostlar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Nasıl keyifler? Eyvallah, iyidir. Gayet güzel, senin nasıl? Çok teşekkürler. Sevgili dostlar, Kafa Pilot'la ilk defa bir araya geliyoruz. Daha önce radyoda veya televizyonda bir arada değiliz. Ben de sizler gibi onları burada şu an tanımaya çalışacağım. Kendilerini tanıtmalarını rica edeceğiz. Bir klişe tabii ama nasıl kuruldu? Kafa Pilot kimlerden oluşuyor? Şöyle ortaya karışık bir tanıtımla girelim isterseniz. Tamam. Ben Sinan, grubun vokaliyim. Evet. Ben Boris. Aslında ben de Sinan da grupta Boris adını kullanmayı tercih Neden ediyorum. Neden size Boris diyorlar? Sebebi var mı? Ya iki sebebi var aslında. Biri grupta iki tane Sinan olması. İkincisi de zamanında mekanlarda çalarken tercih ettim. İçecekten kaynaklanan. Sen şimdi bir grupta iki isim aynı olunca aklıma futbol takımları geldi. O zaman Sinan küçük, Sinan büyük, Sinan falan derler. Ya o da çok klişe olduğu için. Yani klişe yani. Metin iki ile ama falan. Sana iki Sinan var diye Boris demelerine ben şeye takıldım. Neden bana, Boris? Bir Rus bir geçmiş mi var? Ya tamamen işte içecek tercihinden kaynaklı. Tamam. Şey. Bana da hani. C diyorlar. Yani evet, biraz C. Aslında çok uzun süre sahne aldığımız için. Biz Tekirdağ'dan beri beraber tanışıyoruz bu arada, işte kaç 15-10 fazlası vardı, belki 20'ye yakındır. Yani artık o kadar samimiyet var ki hani isimden ziyade artık böyle kısaltmalarla gidiyoruz. Konuşacak çok zamanımız oldu geçmişte. Tekirdağ kökenli bir grubuz. Evet, orada Serhat tohumları atılıyor. Evet, aynen, gitaristimiz öyle. Serhat da Tekirdağlı, şu an aramızda değil. Eskiden Güven vardı, o da Tekirdağlı. Şu an davulcumuz Özge, o da şu an bizle beraber değil. Davulcunuz hani, kadın. Evet. Evet, çok farklı bir yaklaşım. Çok gördüğümüz bir şey değildir rock gruplarında, değil mi? Var tabii, çok başarılı kadın davulcular var ama genel olarak erkek egemen bir şeydir ya davul mesela. Genelde erkektir orada oturan. Ya Özge orada biraz kadınmış. Bize şey oldu hani böyle. Hani yanımıza bir çiçek gibi geldi yani. Çok güzel, harika. Biz daha çok kadın gitarist, kadın solist, kadın Kesinlikle, davulcu muhakkak tabii görmek istiyoruz. Daha güzel görünüyor tabii ki. Tekirdağ'da kurdunuz grubu. Sonra neler yaşandı? Sonra İstanbul'a geldik tabii. Burada çalmaya başladık. Eskiden daha çok mekan vardı çalacak, biliyorsun. Hemen hemen her hafta, bazen haftanın 3 günü çaldığımız oldu. Yani bundan bir 4-5 yoktur da 4 yıl öncesinde haftada 3 geceye kadar çaldığımız vardı. Sonra da kendi şarkılarımız başladı. Yavaş o zaman tabii cover bir repertuar yapıyordunuz değil mi? Tabii. Uzun süre cover yaptık ya, hala da kendi düzenlememizle coverları çalıyoruz, cover şarkıları sahnede. Ama eskiden tabii hep cover üzerineydi bu işler. Şimdi kendi bestelerimizi devreye soktuk son 1-2 yıldır. İşte geçen sene en böyle şey adım attık, elle tutulur adımları. Şu anda da devam ediyoruz. Harika. Normalde 4 kişiden oluşuyor grup değil mi? Peki müzik, hep müzik mi Kafa Pilot'ta, başka şeyler var mı işin içinde, farklı mesailer, farklı meslek dalları, neler, hepimiz, nasıl geçiyor hayatlar? Hepimiz, yani Özge haricinde, davulcumuz Özge haricinde hepimiz müzik haricinde bir iş, kariyer de devam ediyor. Ben freelance çalışıyorum, işte web tasarım işleri, internet reklamcılığı, fotoğraf video işleri gibi çok şeyle uğraşıyorum. Evet, o zaman grubun bu tarz işlerini sen mi yapıyorsun? Evet, yani onlar direkt benim üzerime kalmış durumda. Kimin o konuda şeyi varsa, yetisi varsa o işi alıyor. Biri klip çekiyor, birisi dövme yapar, birisi kapağı tasarlar. Ya o aslında çok iyi oldu çünkü hepimizin farklı alanda bilgilerin olması hani iş bölümünü kolaylaştırıyor. Hani ben bir kısmıyla uğraşıyorum, Sinan başka şeyle uğraşıyor. İşte gitarist benim abim aynı zamanda. İşte o da bir firmanın pazarlama müdürü olarak çalışıyor. O kendi dalında bir şeylerle katkı da sağlıyor gruba. Hani müzik haricinde. Hani şey, güzel bir oluşumu aslında bu açıdan. Zor da oluyor tabii zaman ayırmak müziğe. İşten geliyorsun, hemen müziğe oturup sevdiklerini ayıracaksın. Tabii. Yani hayat devam ediyor. Çünkü bir yerden sonra dinlenmek isteyeceksin, tabii, uyumak isteyeceksin. Eşin, dostun, çocuğun varsa değil mi? Onlara da vakit ayırmak lazım. Aynen öyle.
Geri kalan zaman zaten bir mesaide geçen bir zaman var. Malum İstanbul'da yaşıyoruz. Yollar çok büyük bir zaman çalıyor hayattan. Hı hı. Haliyle böyle değil mi? Bir şeyleri yetiştirmek, bayağı sıkıştırmakla geçiyor. O yüzden geçiyor. Yaptığımız şeyler de çok değerli bizim için de ayırdığımız zaman da. Onu bazen haftalık plan yapmamız gerekiyor. Aylık plan yapıyoruz işte. Şu haftanın şu günü toplanacağız. Ancak öyle olur çünkü. Tam plan yapmak gereken hikaye bu. Evet. Normalde mesela ben plan yaparak yaşayan bir adam değilim de mesela planlı bir şekilde yaşamayı da sevmem. Gelişi güzel, kendinden gelirsin. Çok daha güzel sürprizler, güzel anlar, dakikalar geçer. Nasıl bir ortamdaysan mesela, ama bu sizin bahsettiğiniz hikaye tam bir plan yapılması gereken bir durum değil mi? Yoksa yani öbür türlü YouTube için yani. Klip çekecek oluyoruz mesela. İşte bugün konuşsak bir sonraki aya kadar planlamamız gerekiyor. Tabii. İşte herkesin uygun günleri oydu buydu. Sana uyuyor, biraz ona uymuyor, ona uymuyor, buna uyuyor. Bir atıyor, bir ay sonraya kalıyor bazen. Evet, yani bir günü kaçırmak bir aya atabiliyor yani. Peki o sorun oluyor biraz. İsim çok güzel tabii, Kafa Pilot. Kimdir isim babası? Nasıl buldunuz Kafa Pilot'u? Aslında beraber ortak çıktı ya. Hani yoksa bir pilot mu var grupta? Yok ya. Hava yolu şirketinde onunla çok alakası olan bir şey değil. Yani çok da hani üzerine düşerek bulduğumuz bir isim de değil aslında. Hani bir gece oturup böyle hani karar vermeye çalışıyorduk işte ne yapsak diye. Böyle rastgele ortaya çıktı aslında. Çok büyük güzel bir hikayesi oldu, çok da şey. Yok yani. Ama güzel bir isim. Kulağımıza da çok güzel duyuluyor. Herkesin mesela Kafa Pilot deyince şimdi hani Radiohead vardır. Çok da sevdiğimiz bir grup. Radyo Kafa, burada da Kafa Pilot. Gayet güzel çünkü genelde gruplar albüm yapar, konser artık başlarlar falan ama hala böyle ismi olmayan gruplarla karşılaştığım oldu benim mesela. Doğru. Şu ana kadar yapmış olduğumuz programlarda gelen arkadaşlardı. İşte abi hala bizim bir adımız yok falan. Hani sunacaksın, ne diye sunacaksın? İşte X grup bizimle beraber olmuyor. Albüm anlaşması yapılıyor. Albüm çıkacak. Hala gruba isim koyamayan grup var mesela. Yani yaptığın tarzlarla özdeşleşsin istiyorsun. Sizi çok iyi anlatsın, lanse edebilsin bir isim istiyorsun bir yandan. İsim biraz sancılı bir durum grup için değil mi? Yaptığın şeyler iyi olunca da bir süre sonra o isim zaten dillere dolanıyor. Bazen de çok saçma bir şey sallıyorsun öyle yapışıyor falan. Yani garip bir isim sallasan bile o senin üzerinde yapışıyor ki biliyorsunuz son özellikle 3-5 belki de artık 7-8 yıldan beri farklı isimli gruplar çok revaçta. Evet. Artık birçok festivalde artık onlar headliner olarak çıkıyorlar. İşte isimlerini biliyorsunuz az çok. Önceden çok garipsendi. Aslında isme de çok takılmamak gerekiyor. Yani müzik güzelse sonuçta. Yani insanlar hani isimine bakmıyor sonuçta. Mandalinalar bile olabilir grubun mesela. Öyle ya. Yani ne yaptığın önemli. Kesinlikle. Müziğin güzelse insanlar dinliyor zaten. Hani isminin ne olduğu çok da önemli değil bence. Peki en son Milyon Fest'te de sahne aldınız. Evet. Gayet de keyifliydi. Ben de oradaydım. Peki bu performanslara ya da konserlere ya da bar programlarına devam edecek misiniz? Ediyor musunuz? Ne durumda Kesinlikle. Kafa Pilot'un şimdi, programı? Maslak'ta bir barda çalacağız 28'inde. Hı hı, hı. Orada bir konser programımız var. Tabii yazın daha az bizim için. Bizde sahnenin olmadığı zamanlarda bize de zaman açılıyor. Kayıtları yapıyoruz. İşte çekim, müzik, hem müzik tarafı hem çekim tarafı bunları planlıyoruz. Eylül ayından itibaren muhtemelen devam edecek konserlerimiz. Festivallerde biraz daha şarkı yapalım aslında bekliyoruz. Şimdi bizim 5 tane şarkımız şimdi, var. Onu soracaktım. Kaç şarkı, kaç beste var? 5 tane. 5 adet yayınlanmış bestemiz var. Bunlar dijital platformlarda dinlenebiliyor. Evet. Kafe Pilot'un şarkılarını dinleyebiliyorsunuz sevgili dostlar. Geçen yıl 2018'de Arpej Yapım etiketiyle çıktı. Dur Bakalım albümümüz. Onun öncesinde single ve klip Tamam şarkısına çekildi ve yayınlandı. 2018'de ikisi de arka arkaya. Yani birikimin sonucunda biz onları yayınladık. Ondan sonra da yeni besteler, yeni projeler. Şimdi heyecanlı. Özellikle bir şarkı üzerine çalışıyoruz Boris'le. Dün akşam da baktık. Sürpriz bir şarkı, bir cover falan mı? Yok, şu an kendi bestemiz üzerine çalışıyoruz. Muhtemelen Eylül gibi hazır olacak. İşte şu an demo kayıtları üzerine çalışıyoruz. Hani trafik ne olacak, işte sözler ne yapacak filan. İşte şu an hani sahne yokken en azından böyle değerlendirmeye çalışıyoruz. Çok heyecanlıyız. Güzel bir şarkı olacağını düşünüyorum. Heyecanla yapıyoruz. Bakalım i̇şte bir yandan da şimdi, beğenecekler mi? İşte evde kendi çektiğimiz cover kayıtları olacak video kliple. İşte onları da kendi işte sosyal medya hesaplarımızdan paylaşıyor olacağız. Onları da herhalde Ağustos sonu gibi yapacağız diye düşünüyorum. Şu an 2 tane var YouTube kanalımızda. Biraz zenginleştirmemiz gerekiyor YouTube kanalı. Onun üzerine kaç çalışıyoruz. Kaç yıl oldu bu arada mesela ürünleri konuşuyoruz da kaç yıl oldu Kafa Pilot kurulalı?
2016. Yani biz oldu tabii. 9 sene. 3 yıl. Şimdi biz öncesinde zaten beraber çalıyorduk. Sonra orada ekibi bölüp yani cover projesindeki kullandığımız ismi aslında kullanmak istemedik. Anladım. Yeni bir isimle çıkalım dedik. Evet. Kafa Pilot 3 yıldır var ama onun haricinde hani biz 2011'den beri beraber çalıyoruz ki evet. Bir de Tekirdağ'da da beraber çalmıştığımız işte var. Beste şeyleri, hareketlenmeleri son 3 yılda daha çok. Diğeri daha çok şey cover programı, bir cover bir repertuardı değil mi? Şimdi 2003 yıldan beri de işte Kafa Pilot olarak devam ediyorsunuz. Pekala sevgili dostlar, Milyon TV'de sohbete başladık. Gece Kuşağı programındasınız. Kafa Pilot'ta sohbetimize devam edeceğiz ama onlardan bir canlı performans alalım istiyoruz. Dinleyelim şarkıyı, tekrar aynı adreste olacağız, ayrılmayın. İkimizden biri olmuyor, çaresiz bu masalda. İkisinden biri durmuyor, hangisi kalsın ayakta? Yarına kalmadan bir rüzgar öp götürse, almadan bir gün gelip geçse. Tamam tamam sen hep doğru, tamam tamam sen hep haklı, ya ben ne olur sivilsem. Olmuyor tamam tamam ben hep suçlu, tamam tamam ben hep kahkaya, sen ne olur değilsen. Olmuyor tamam tamam sen hep doğru, tamam tamam sen hep haklı, ya ben sen. Olmuyor tamam tamam ben hep suçlu, tamam tamam ben hep kakaya, sen ne olur değilsen. Olmuyor. Evet sevgili dostlar, aramıza yeni katılanlar tekrar merhaba diyelim. Burası Milyon TV, tüm dünyada milyontv.com web adresi üzerinden bizlere, yayınlarımıza, programlarımıza ulaşabilirsiniz. Elinize sağlık. Çok keyifli bir canlı performans. Teşekkürler. Milyon TV'de sevgili dostlar, Kafe Pilot'la beraberiz. Si Boris. Evet, doğru. Pekala, şimdi İstanbul'da mı ikamet ediyoruz? Tekirdağ'da başladı hikaye ama orada mı yaşıyorsunuz yoksa İstanbul'da mısınız? Yok, şu an hepimiz İstanbul'dayız. İstanbul'dasınız, daha merkezdesiniz. Evet. Çünkü o tarafta yaşayanlar, mesela Beylikdüzü o taraflar, şey derler mesela, İstanbul'a gidiyorum diye bir durum var. Evet, aynen öyle. Hani Beylikdüzü Uranüs'e bağlı bir semtimiz olduğu için İstanbul'a gidiyorum. Ya biz de arkadaşlarımızla bir takılıyoruz. Bir var. Halbuki, ya, halbuki burası neresi falan. Yani orada yaşayan birisi olarak şaka öyle yapıyor arkadaşlar. Yani işte buraya vize almak gerekiyor mu giderken falan gibi. İstanbul'da tabii ki piyasa burada, barlar, mekanlar burada, hı-hı, plak firmaları burada, konser mekanları burada, haliyle yakında aynen olmak bir avantaj tabii. Tabii ki. Aynen. Yani o grup iletişimi için sürekli kurmak gerekiyor. Çünkü hani başka şehirde onu yapmak zor olacaktır illaki. Yani o yüzden ne kadar yakın olursak aslında bizim için de o kadar iyi.
Hani şey mekanlarla işte şirketler. Birbirimize de yakın olmak. Evet. O da güzel bir şey. Ya şu an aklına bir şey geliyor. Hemen mesela gel bir çalışalım, gel bir çalalım. Abi aklıma bir şey geldi. Şunu yazdım. Hadi atla gel diyorsun. Gel falan. Geliyor bakıyor. Evet. Öbür türlü zaten hani C ile bizim aramız yarım saat falan. Hani metroda bir durak var aramızda. Hani çok rahat oluyor. Hani ya işte gel kayıda bakalım. Yok işte atıyorum provaya gitmeyelim de evde çalışalım dediğimizde bile hani yarım saatte bir metro durağıyla ulaşabiliyoruz. Yani kolay oluyor çok. Harika. Pekala. Müziğin dışında böyle bir sanat dalı, farklı bir sanat dalıyla ilgilenen var mı grupta? Peki mesela birisi yazar, çizer, resim yapar bir şeyler, öyle bir şeyler de var mı mesela? Ya aslında yok. Ben sadece mesleğim gereği sürekli yazı yazıyorum. E tabii. Ama onu bir sanat dalı olarak görüyorum. Şair, gördüm. Özge şair, Özge'nin şiiri var. Evet, Özge'nin şiiri. Keşke burada olsaydı bir şiirini okusaydı bize. Buradan evet sevgili dostlar, Kafe Pilot aslında iki adamdan oluşmuyor. Bir kadın ve bir adam daha var, değil mi? Özge şair aynı yani, zamanda. O yüzden onlara da buradan sevgiler muhakkak izliyorlardır. Evet. Buradan diğer Kafe Pilot üyelerine. Malum sevgili dostlar, yaz sezonu bazen grubu full olarak toparlayamayabiliyoruz. Gelebileni alıyoruz. Ne ala gelmeyene de çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür gelemiyorlar tabii, şehir dışında oluyorlar ama. Şu an bizi izliyor olabilirler ekran başında. Selamlar. Diğer grup üyelerine de buradan sevgiler, selamlar gönderelim. Bir dahaki sefere de yeni bir albümle full ekip falan. İnşallah. Çok güzel yaparız olur. Yani çok güzel olur. Kim şair, şiir yazıyor dediniz? Özge davulcumuz. Davulcunuz şiir yazıyor. Şiir. Diğer arkadaşımız bir şey yapıyor mu? Sarat'tı. Sarat okur, okur. O çok okuyor, evet. Profesyonel okuyucu. Ya ortalığı yani şey planlarına uymaya çalışıyor. Ayda işte 4-5 kitap okuyacağım planları var onun. Sürekli böyle kendine not alır, bir şeyler yapar. Bir yerlere yazar. Bu akşam şunu oku. Aynen ya öyle. Da bu hafta bunları bitir falan gibi. Aynen, o konuya o birazcık takıntılıdır yani. Ben de şöyle bir şey yani. Dedikodusunu yaptık adamın. Ya. Laklarını çınlatalım. Yok adam abim, o yüzden biz hani rahat rahat konuşabiliyor. Aynen aynen. Kötü bir şey söylersen dayağı yiyecek olan sensin. Soruyor. Şey durumu vardır mesela. Evde bir sürü film birikmiştir. Yine de bir film alırsın. Daha evdekileri bitirmedim falan dersin. Bir yerden sonra mesela okuyucular için böyle bir şey oluyor. Bir kitaba başlıyorsun. İşte 30 sayfa okumuşsun. Ama bir kitap evinden bir kitap daha alıyorsun. O bitmeden o da birikiyor üstüne falan filan. Sonra bu sefer onlara bir vakit ayırmak gerekiyor. Kitapların yarısı öyle zaten. Mesela, artık kitap evine gitmemeye çalışıyor. Mesela kaç kitabın daha yarımdır değil mi? Başlamışsın. Çok. 35. sayfadasın. Çok var. Diğerine başlamışsın. Ya artık şey hani... Mümkün oldukça kitap evine gitmiyorum zaten. Çünkü gittiğimde... Alınıyor değil mi bu sefer? İlla ki bir şey görüp almak istiyorum. Diziler gibi, dizi izler gibi. İşte evet, az önce de konuştuk programdan önce. Dizi, bende de o yüzden bir dizi izleyememe durumu var. Şimdi yeni bir şeye başladık. Bahsettiydim biliyorsunuz. Ama onu bitiririm büyük ihtimal. 10 bölüm çünkü. İnşallah. Ama böyle 10 bölümden oluşan 13 sezon falansa o bende iptal. Ya çok büyük bağlılık gerekiyor ya. Nerede kalmıştık, uyumuş muyum ben falan diye böyle. Eskiden hiç bulamazdık, şimdi de bolluğun içerisine düştük. Ne yapacağız? Ama işte şey yani bu internet dünyası, hani müzik, albüm, film, belgesel, dizi neyse artık, konser. Evet. Hayır yani böyle kültür şeyi, overdose bir durum oluyor yani. Birikiyor üstüne, onu izle, bunu izle, orada nerede kalmıştım. Ben artık not aldığım şeyler var. İşte 5. bölüm 18. dakikada uyudum. Ben nerede kalmıştım bu dizide? Hadi bakıyorum oradan kağıdı. Böyle artık şey. Ama haklısın yani şey. Hatırlayamıyorum çünkü. Çok fazla seçenek. Beni korkutan ya, eskiden 2-3 tane CD'miz olurdu, izlerdik. Daha çok keyif alırdık sanki. Çünkü biraz keyfi şey böyle özümseye özümseye hissede hissede izliyordun. Evet. Ben onu bitiriyordun falan. Müzikte daha çok yaşıyorum. Yani eskiden yani albümleri atıyorum bir sanatçının 10 albümü varsa 10 albümü de bilirdim. Albümlerdeki şarkıları sırasına kadar, dakikalarına kadar bilirdim isimleriyle beraber. Evet evet. Şimdi o kadar şu an her gün dinledim, şarkının adını hatırlamıyorum bazen. Hani yani internetin öyle bir kötü avantajı oldu yani, seçeneğin bu kadar çok olması. Çünkü evet. O bir CD'ye aldığında ben çok kıymetliydi. Ben çok bu kadar seçenek olması taraftarı değilim biliyor musun? Yani keşke bu kadar çok... Seçmeyi zorlaştırıyor. Evet yani keşke bu kadar çok olmasaydı. Hani olsaydı ama bunlar ara ara verilseydi, ara ara işte servis edilseydi. Evet. Çünkü giriyorsun bir dijital platforma, X bir alana, 10 tane o gün yeni albüm çıkmış falan. Hani hangisini dinleyeceksin? Evet. Daha dün 10 tane çıkmamış mıydı yeni mesela? Müzik tarzları da çıkıyor. Şimdi aa diyorsun, ne kadar enteresan yapmış, bilmiyormuşum. 5 sene önce iyiliği, varmış. İyi kötülüğü bunun biraz tartışılır. Evet. Bu kadar hızlı bir şekilde hani servis edilmesi, insanlar böyle artık error veriyorlar yani. Daha bir albüm bitirmeden başka bir şey zıplıyorsun. O albümü hakkını vererek dinleyemeden. Hızlı bir tüketim. Evet. Ve ne dinlediğini hatırlamıyorsun işte. En kötüsü de bu. O. Üzerine konuşamıyorsun çünkü. Çünkü devamlı bir şey dinliyorsun ya. En son ben ne dinlemiştim? Sırf bu yüzden o platformların
Sana hatırlatıcısı var mesela. Geçmişte ne dinlemiştin? Mesela geçmişte şunları dinlemişsin diye. O yüzden büyük mü? Onlar da farkında yani. Bir de şu var, yani geçmişe dönüp aynı şeyleri de dinleme ihtiyacı duyuyor ya insanlar. Yani şimdi tabii, o ayrı çok tabii. Sevdiğimiz şarkılar var hani hepimizin. Hani illaki o geçmişe döneyim de onları bir daha dinleyeyim diye dönüyor. Hı-hı. Muhtemelen onun da bir etkisi var ama dediğinde haklısın yani. Hani bir hatırlatması da gerekiyor. Çünkü ben cidden hani bir de çalışırken sürekli müzik dinleyen bir insanım. Hı-hı. Yani sabah uyandıktan sonra sürekli müzik var kulağımda. Hatırlamıyorum birçok dinlediğim şeyi. Yani tekrar geriye dönüp bakmam gerekiyor ne dinledim diye bazen. Diyorum ben acaba akıl sağlığımı mı yitiriyorum falan ama yok yani. Soruyorum eşe dostu, biz de hatırlamıyoruz diyorum. Böyle çok bir hatırlayamam ama şu an çok normal. Söz konusu. Peki hala sevgili dostlar, Milyon TV'de keyifli sohbetlere devam edeceğiz bir canlı performanstan sonra. Şaşmaz buzu altında peşi güzel. Ölecebilse yine zararla. Şansı bırakma sen de bu işi. Seni görünce birden parlak. Halı ki yapma yine yanınla kaptığında sinek al. Beş parmağı marifette, parmağı ahirette. Yakan da olacak bu gidişle tezahür eder mahiyet. Bilmiyorsan her bir boku git de mektebinde ok. Azı bende çoğu sende. Yine geldi maçın sonu. Durduk yere kıskanmam, güven bana diyeceksin. Konserin tam ortasında eve geri döneceksin. Yarım doğanda kim var kim yok listesini bileceksin. Ben de böyle diyeceğim. Milli maçın akşamında ben sıkıldım diyeceğim. Kimdir resmini beğendiğimi her gün takip edeceğim. Hallim edip kallim edip yine pizza yiyeceğim. Ben de böyle diyeceğim. Yine gol atsın bedefi şaşsam aynı tas bu aynı hamam. Uğursuz gecenin ertesinde pencereyi açtım, özgürlüğün tadına baktım. Kaldım döndüm sandım kendimi atmadan her şeyi saldım. Değişir sandım sence bunlar normal, bence bir işkence. Senli bende sence bence bir mi attım elime baktım. Yeni bir sayfa açtım sandım bence. Ola ki yaptım yine yanıldım. Artık söylemenin vakti geçti bence. Durduk yere kıskanmam, güven bana diyeceksin. Konserin tam ortasında eve geri döneceksin. Yanımda anda kim var kim yok listesini bileceksin. Ben de böyle diyeceğim. Milli maçın akşamında ben sıkıldım diyeceksin. Kimdir resmini beğendiğimi her gün takip edeceksin. Hallim edip kallim edip yine pizza yiyeceksin. Ben de böyle diyeceğim. Hop, bakalım ben de böyle diyeceğim. Yağmur yağdı gel beni al diyeceksin. Hangi filmi izleyeceğimize hep sen karar vereceksin. Kuafördü arkadaş da her zaman geç geleceksin. Ben de böyle diyeceğim. Milli maçın akşamında ben sıkıldım diyeceksin. Kimdir resmini beğendiğimi her gün takip edeceksin. Hallim edip kallim edip yine pizza yiyeceksin. Ben de böyle diyeceğim. Ben de böyle diyeceğim. Sevgili dostlar, tekrar programımıza hoş geldiniz. Umarız keyifler yerindedir. Keyifli bir cumartesi akşamı. Çok değerli dostlarla beraberiz. Kafa Pilot. Harika. Peki hala sosyal ağlardan bahsedelim. Tabii. Hemen size ait adresleri paylaşalım isterseniz. Twitter, Instagram, Facebook nerelerde Kafa Pilot? Twitter, Facebook, Instagram, YouTube hepsinde varız. Kafa Pilot diye arattıklarında arkadaşlar herkes bulabilir. Aynı zamanda web sitemiz de var kafapilot.com olarak. Yani direkt oraya girerek aslında hem bizim tüm linkler önceki orada, kliplerimiz, işte YouTube'daki şarkılarımız, her şeyimiz aslında web sitemizde var. Hani en kolay ulaşma yöntemi aslında bizim web sitemizi ziyaret etmeleri olur. Onun haricinde en aktif olduğumuz yerde Instagram tabii ki. Yani şu aralar herkesin olduğu gibi. Onun haricinde başka bir yerde yokuz şu an. Başka da nerede olasın artık? Her yerde. Her yerde. Geri kalan yer sadece sinemalarda falan diyebiliriz. Peki hala. Sinema demişken sinemaya gidiyor musunuz?
Uzun zamandır gitmedim. Değil mi? Bayağı giden yok artık. Yani. Kimse gitmiyor mu? Ben en son Marvel filmlerinden birine gittim. Hmm. Yenilmezler serisi falan. Aynen. Değil mi? Onların son filmine aslında gittim. Bir Iron Man fanıyım. Ben de şey çok ilgisiz olacak ama ne? İstanbul Film Festivali gibi hani bir şeyler takip edilebilir diye. Yok alakalı aslında söyleyecek. Marvel'da böyle şey ya. He, oradan bir oraya geçmek. Marvel'dan oraya. İkisi de sinema. Çok ilginç değil mi? O da bambaşka bir şey. Sanat. Tabii. Yani CGI, çok başka bilgisayar bir destekli sinema çok ayrı bir de. Tabii. Görsel efekt. Bağımsız filmler. Hiç böyle ana akımda göremeyeceğimiz. Sırf öyle film izleyen bir kitle de var mesela. Bağımsız filmler izleyen. Onlar da çok değerli ve İstanbul'da böyle festivallerin olması da çok güzel. Umarım ileride müzik festivalleri gibi onlar da çoğalsın. Evet, sinema film festivalleri de müzik festivalleri gibi çoğalsın. Pekala klipten bahsedelim birazcık. Evet. Bilmeyenler tabii. İzlemeyenler için. Hı-hı. İki tane mi klip var şu an? Şu an bir klibimiz bir var. Bir klibiniz var. Sen anlat istersen. Klibi biraz anlat. Kim çekti klibi mesela? Ömer Yusuf Çelikel. Çelikel. Yönetmenliğini o yaptı. Evet. Bizim prova aldığımız bir stüdyoda kaydettik. Hı-hı. Yani yaptık çekimleri de. İki yıl oldu galiba onu çekelim. Bir buçuk evet. Yani 2008 Eylül oldu. Klipte siz var mısınız? Evet. Komik bir soru değil mi? Ya aslında çünkü biz, bazen olmuyor ya grup. Ya biz biraz şimdi önceden şey kafasındaydık. Hani biz olmayalım klipte. Ya atıyorum bir senaryo olsun. Hani ya biz atıyorum köşede bir ne bileyim bankta oturan biri olur. Hani kamera bizi pan alır geçer gibi bir şey. Ön planda değil de sanki siz orada figüranmış gibi. Aynen görünme. Öyle. Doğru. Ama sonra planlar değişti birazcık. Hani biraz performans klibi olsun. İşte biraz eğlence modu olsun da, diye. Biraz da arkadaşlara danıştık. Şöyle yapalım. Abi dediler sizi görelim bir. Hani bir siz de gözükün çalın gibisinden. Biz de işte gidişatını yazdık. Yarısı performans, yarısı biz orada arkadaş arası eğleniyormuşuz bir parti havasında. Bir parti havasında kapalı bir şey mekanı. Çok hareketli, çok eğlenceli bir klip. İzleyenler beğenecektir umarım. Onun haricinde de işte şu an bizim kendi düzenlediğimiz cover şarkıların işte videolarını çekiyoruz bir yandan da. Onları kendi imkanlarımızla yapıyoruz zaten. İşte onlar da YouTube üzerinde ulaşabilirler. Harika. Pekala. Sevgili dostlar çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Programa geldiğiniz için. Daha çok nice konserlerde, festivallerde, programlarda beraber olmak ümidiyle. İnşallah. Kafe Pilot'u uğurluyoruz sevgili dostlar ama program devam ediyor. Ben çok teşekkür ediyorum. Tekrar teşekkür ederiz. Milyon TV'de gözünüz ayrılmasın sevgili dostlar. Yine bu adresteyiz. Birazdan Sercan Budak ve Bilge Su bizlerle olacak. Görüşmek üzere. Sevgili dostlar, aramıza yeni katılanlara tekrar merhaba diyelim. Milyon TV'deyiz gece kuşağında. Şimdi Bilge Su ve Sercan Budak'la beraberiz. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Nasıl keyifler? Gayet iyi. Çok zaman önce mi, kısa bir zaman önce mi? Tekrar Milyon TV'de gelmiştin kısa değil mi? Kısa bir zaman önce, bir programa evet. Gelmiş. Falan olmuş. Harika. Lazım. Ne konuşuldu? Aynısını konuşalım. Bütün süreç. Hatırlıyor musun ne evet, konuşuldu? Evet. Pekala, bu program başka. Seni şimdi ayrıca tanımaya çalışacağız. Hı-hı. Bilge Su mu, Bilge Su mu? Önce onu sorayım. Normalde birleşik aslında Bilge tamam. Su ama müzik dünyasında ayrı kullanmayı tercih ettim. Bilge Su. Evet. Bilge diyen de vardır herhalde. Evet tabii ki var. Pekala. Hayırlı uğurlu olsun öncelikle. Teşekkür ederim. Nasıl gidiyor son durumlar? Biraz bahset istersen öyle başlayalım. Önce izninle hanımefendiyle. güzel gidiyor. Ben çok memnunum gidişattan. Aha. 1,5 ay, 2 aya geldi şarkı. Şu ana kadar gerçekten aslında olumsuz olarak sayılabilecek hiç yorum almadık diyebiliriz. Hı-hı. Sadece şarkının tarzıyla ilgili bazı... Neymiş tarzı? Yani işte aslında ne alternatif ne pop. Ben alternatif pop olarak adlandırdım. Onunla ilgili bazı sıkıntılar yaşadık. Yani pop radyolarının pop bulmaması gibi şeyler oldu. Pop radyoları artık pop da çalmıyor galiba. Evet. O yüzden bence sıkıntı yaratmasınlar. Ama zaten bence artık Türkiye'deki müzik genel olarak biraz daha elektronik bir müziğe kaydığı için... o yüzden de biraz pop işi değişmeye başladı. Onun dışında süreç tam pop için... 90'larda kaldı gibi evet, bir kafa da var bir evet, yer. Mesela kesinlikle. Ben 90'lar 2000'lerin başı da popu ben hayranıyımdır. O yıllarda çıkan tüm albümler okeydir mesela. Evet. Ki çok pop dinleyen bir adam olmama rağmen ama zaten dediğim gibi çok da pop çalınamıyor. Çünkü çok pop da üretmiyor artık insan. Evet. Aklımızda evet. Da kalmıyor zaten. Değil mi? Yani evet. Evet. Aklımızda kalmıyor. Öyle ama bir durum oldu diyorsun. 2000'lerin başında sayabiliriz. Kesinlikle, evet. Kesinlikle. Haliyle senin yaptığın alternatif pop ya da ne bileyim dans, pop mu bütün her şey de birbirine girdi. Biraz okay. Daha elektronik bir altyapı olunca bu pop değile dönüyor ama artık dünya da burada olmadığı için. Hı-hı. Zaten Türkiye'de son dönem çoğu çıkan single, albüm birçoğu albümler de yani elektroniğe kaydı biraz.
Ama genel olarak çok iyi gidiyoruz. Yani sıfır yeni başlamış yolun başında biri olarak çok fazla emek harcadık ve karşılığını da güzel alıyoruz diyebilirim. Bu arada çok gençsin. Evet. Ve bir yandan okuyorsun bildiğim kadarıyla. Ama okulun müzikle bir alakalı bir bölüme dahil değil. Hayır, Bilgi Üniversitesi'nde siyaset bilimi okuyorum. Anladım. şimdi genelde şöyle bir şey var Sercan. Mesela biz burada konuk ettiğimiz insanlar işte mühendislik okuyor. İşte siyaset, avukatlık, başka dallar falan filan. Ama müzik hiç alakalı değil mesela. Yapacak mı o mesleği mezun olduktan sonra, yoksa müzik mi ağır basacak? Mesela sen nasıl bir güzergahın var bu anlamda? Neler düşünüyorsun? Ya ben şöyle, zaten ben küçüklüğümden beri çok iyi bir müzik dinleyicisi ailede büyüdüm. Yani çok rock da dinledik, çok pop da dinledik, çok arabesk, çok türkü de dinledik. Ve onunla birlikte her zaman aslında yalnız kalamama halimi müziğe borçlu oldum. Evet. Ve bununla birlikte de müzik hayatımın bir yerinde oldu. Ama hiçbir zaman hayatımın ana unsuru müzik olsun duygusunu lisede falan yaşamamıştım. Hep bir hayaldi benim için. Peki şimdi tam okey misin? Mesela müzik ve müzikle ilerleyeyim, hayatımı böyle kazanayım. Bir müzisyen olarak bilgisi, müzisyen olarak bilinsin. Evet. Durumu söz konusu galiba. Ben çok eminim. Özellikle içine girdikten sonra. Çünkü şöyle bir durum oluyor. Ya ben bunu yapabilecek miyim? Burası bana uygun bir yer mi? Çünkü bilmediğin bir şeyin içine bir anda giriyorsun. Ve girdikten sonra girerken bir eminsem, girdikten sonra 10 emin oldum. Yani iyi ki girdim. İyi ki de devam ediyorum dedim. Anlaşıldı. Bu sektörün, bu mesleğin seni daha çok mutlu edeceğine evet. Ben de şu an emin oldum. Evet, kesinlikle. Ama öbür taraftan okula da herhalde devam edip tabii, oradan da bir diplomanı alacaksın galiba, kesinlikle. Değil mi? Çünkü siyaset bilimi okumayı da çok isteyerek zaten kazandım. Çok da isteyerek devam ediyorum. Okey. O zaman orada da sorun yoksa o konuda da sana başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Sercan'cığım sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Uzun zaman önce seninle konuşmaya, yazışmaya başladık. Evet. Antep'ten. Evet. Geldin, hoş geldin diyelim. Nasıl keyifler Antep'te, müzik sektörü, çalmalar orada devam ediyor mu? Biraz da seni tanıyalım. Güzel, neler yapıyorsun? Antep'teyim, yıllardır müzikle uğraşıyorum. Deminki muhabbetteki gibi ben de İngilizce öğretmenliği okuyordum mesela. Hani genelde zaten şu çok dikkatimi çekti. İşin aslı konservatuvardan birileri mesela, yani müzikle, hani müzik aşkı böyle hani işten gelen bir durum. Okulla alakası olan bir durum değilmiş. Evet, gibi. İlla orayı okudum, onu değil. Yapayım. Ya da aynen. İlla müzisyensem konservatuvar okuyayım diye bir durum aynen. Yok herhalde yani artık. Yani 14-15 senedir sürekli sahnedeyim. Antep'le çevresinde. Sen bayağı çünkü erken başlamışsın değil bayağı mi? Bayağı erken başladım. Yaşını da biliyorum çünkü. Tabii erken başladım aynen. Evet. Güven abiyle de konuşmuştum. Evet, evet, evet yani. Sonra işte önce birkaç tane grubum oldu. Birlikte müzik yaptık. İşte bir yarışmadan bahsetmiştim. Evet, onlardan da bahsedebilirsin. O başındaki bölümü söylemeden, yani o markaya evet, giren bölümü. Evet, aynen. Bir rock müzik beste yarışmasında evet. İşte bu 500 grup arasında işte ilk ona çıktık. Orada grup olarak mı performans tabii, göstermiştiniz? Tabii, grup olarak bizi İstanbul'a çağırdılar. İşte bir, Taksim'de bir mekanda bayağı işte Demir Demirkan'ın, Mor Ötesi'nin, işte Red grubunun daha işte... Öyle bir jüri. Yani onların aslında jüri değil de konuk olarak geldi. Jürinin Rolling Stones'un işte şeyi, direktörü, işte... Bayağı ağır isimler gelmiş yani. Billboard dergisinin editörü falan böyle. Michael Jackson falan. çok iyi yani. Hani, o zaman hangi, aramızdayken. Bir de Sertab Erener vardı hatırlıyorum Demir Demirkan'la. O yarışmada işte Türk üçüncüsü olduk. Süpermiş. O bestemle o zaman. Ondan sonra 2009 bu dediğim zaten. Bayağı küçüktüm yani. Onun heyecanı geri Antep'e peki şey dönüyorum. Mi? Ailede bir müzisyen mi var o kadar erken? Çocuk yaşta bu sektöre, bu yarışmalara falan ailede girmiş olman. Müzisyen, sebebi ne? Müzisyen yok ama müziğe aşırı şey var. İlgi profesyonel var. Dinleyici çok, var yani. Çok iyi bir dinleyici var. Ben çünkü mesela... 91'li olduğumu düşündüğümüz zaman 90'ların bütün şarkılarını... ezbere biliyorum. Yani evet. Hani şöyle söyleyeyim. Yani Türkçe yabancı repertuar mesela annemin çok ciddi bir repertuardı. Biz teypte sürekli kasette işte yabancı Türkçe evde sürekli çalardı. Kendi de söylemeyi severdi. Ya onun etkisi olduğunu düşünüyorum. Seviyorlar yani müziği çok seviyorlar. Sizde var mı ailede bilgisi müzisyen ya da müzisyen enstrüman yok çalan? Ama aynı durum bende de var. Yani ben 97'liyim. 97'li olmama rağmen 90'ların müzikleriyle çok büyüdüm. Ne güzel, kompleks içerisinde bir program sunuyorum şu ama an. Bu, evet. Yani... Müzik dinleyicisi ailenin de tür olarak. Yaşlar şey evet. Tür olarak bence önemli yani bir sürü tür dinleyebilmek. Onları sana öğretebilecek bir rehberinin olması.
Hı hı. Müzisyen olsa daha iyi olurdu tabii ama iyi bir müzik dinleyicisi aile de bence yeterli oluyor. Evet, yani feyiz alabileceğin birileri evet. olmasa mesela baban, annen veya kardeşin okey ama olmayınca da muhakkak yani dinleyerek de bir aşk sonuçta oluyor. Yerlerde yani bir sonuç itibariyle müzikle ilgili mesela amcam ud çalarmış. Düşündüğün zaman hani çok profesyonel udi bir insan değil belki ama çalarmış yani müziğe ilgisi varmış. Şimdi böyle durumlarda genlerde birinde böyle bir patlak verebiliyor. Yani hani bir kişi de çıkabiliyor. Mesela kardeşim de mesela gitar çalar. Diğeri rap'le uğraşır falan. Hani müziğe bir sürekli bir ilgi var. Harika. Pekala. Şey biraz klipten bahsetsene bilgisi. O klibin, yeni şarkın nasıl bir klip? Kimler var? Nerede çektiniz? Şöyle. Biz aslında çok genç bir ekip olarak yola çıktık. Ve yönetmenimiz de genç bir kadındı. Meltem Şentürk çekti. Karaköy'de 8 saat falan sürdü çekimler. Tabii benim için çok heyecanlıydı. Çok eğlenceliydi ama bir o kadar da gergindi. Çünkü ilk defa böyle bir şey yaşıyorsun. İlk defa bir kamera karşısındasın. Çok keyifliydi. Aslında biraz sade bir klip olması üstünden bir şey çizmek istedik. Çünkü şarkı bence yeteri kadar yoğun. O yüzden klipte biraz daha sadelik tercih ettik. Genel olarak böyle anlatabilirim. Klipte ne oluyor mesela? Bir aşk hikayesi mi var? Yok, yürüyorum ben. Yani ne oluyor? Sen yürüyorsun. Ben yürüyorum. Başka kimse yok mu? Yani bir işte, de dansçılar var. Evet. Sen yürüyerek böyle şarkını söylüyorsun. Evet. Sakin sakin. Çok zor bir şey. Yürüyerek şarkı söylemek mi yok, çok zor yani, bir şey? Yok yani orada o rolü yapabilmek çok zor bir şey. Normalde yani sokakta yürüyüp şarkı söylesem hiçbir sıkıntı yok. O doğallıkta olsa belki 10 klip çekersin o gün ama tamam, biliniyorsun ki kamera çekeceksin değil mi? Bir strese giriyorsun. Öyle olmuyor evet, o değişik bir his yani. Bir de o şey komutlar var tabii. Hadi Bilgesu başla, söylemeye başla, tabii. Alttan fon geliyor falan. Sesini falan. Duyayım Senkron falan dedim falan. Mesela durmadan. Yani sesini duymak istiyorum. Ya sesimi nasıl duyacaksın, hoparlörler var. Nasıl bağırayım mı, ne yapayım, ne diyeyim ben şimdi falan. Böyle hani hep bir heyecan halinde. Çünkü birileri sana bir şey yap diyor ve sen ne yapacağınla ilgili genelde çok da fikrin yok. Genelde heyecanlı bir karakter misin peki? Yani genelde böyle her şeye sinir şey ya da heyecanlanan bir kişi ben misin? Çabuk parlayan biriyim. Yani çok heyecanlı mıyım? Çok heyecanlı biri çabuk değilim. Çabuk parlayan derken sinirlenebilen mi? Çabuk sinirlenirim. Hmm. Çabuk sönmem. Böyle değişik şeylerim var. Evet. Stüdyoda gerginlik. Genel olarak çok coşkulu bir insanım. Heyecanlı değilimdir ama yani iyi de kötüyü de coşkulu yaşamayı seven biriyim. Aslında biraz da bu şarkıyla da yolum bu yüzden kesişti. Yani hani o kötülük, o coşkulu, acılı dönemlerde böyle bir şey yaşadım. Ve bu şarkı yoluma çıktı ve böyle buluştuk aslında. Harika. Pekala, ilerleyen dakikalarda Milyon TV ekranlarında klibi de izleyeceğiz sevgili dostlar ama öncesinde Sercan'dan bir akustik performans. Ardından tekrar aynı adresteyiz. Bir sabah uyandım geceden kalmayın. Bilmedim şehir ve tanımadım insanlarla. Çok kalabalık ama ben çok yalnızım. Düşündüğüm gibi olmadı bu yalnızlık. Her neyse ben size baştan anlatayım. Sıkılmadan dinleyin beni, üzmeyin. Sıkılanlar yol alsın, kafamı bozmasın. Dinleyenler virüs satırı alınmasın. Bir gün yine karaydı, geç uyanmışım. Yarının yok dediler, ben var sanmışım. Topladım eşyaları hemen yola koyuldum. Başka çarem yoktu, hikayeye uydum. Cebimde param yok, un ufak umut. Üç tarafı deniz ama bana kaldı dört duvar. Güneş bana gülecek, evet dostum eminim. Şehrimde paşaydım, şimdi harmanım, sefilim. Geriye dönüp bakacak hiç gücüm yok. Kaldırıp masayı yere vurayım desem masam yok. Çok yorgunum dostlarım, bilinmez bir yoldayım. Az önce çıktı umut, yine ben geç kalmışım.
vurup başımı ben gitmeyim. Yorgun bedeni ben dinleyim. Suskun virane gözlerle denize taşı atan benim. Vurup başımı ben gitmeyim. Yorgun bedeni ben dinleyim. Suskun virane gözlerle denize taşı atan benim. Bu hikaye benim. Bu hikaye benim. Bu hikaye benim. Bir sabah uyandım geceden kalmayım. Bilmediğim şehir ve tanımadığım insanlarla. Çok kalabalık ama ben çok yalnızım. Düşündüğüm gibi olmadı bu yalnızlık. Her neyse ben size baştan anlatayım. Sıkılmadan dinleyin beni, üzmeyin. Sıkılanlar yol alsın, kafamı bozmasın. Dinleyenler virüs satırı alınmasın. Bir gün yine karaydı, geç uyanmışım. Yarının yok dediler, ben var sanmışım. Topladım eşyaları hemen yola koyuldum. Başka çarem yoktu, hikayeye uydum. Cebimde param yok, un ufak umut. Üç tarafı deniz ama bana kaldı dört duvar. Güneş bana gülecek, evet dostum eminim. Şehrimde paşaydım, şimdi harmanım, sefilim. Milyon TV'de çok keyifli bir program. Sercan ve Bilge Sürdüzer'le eline sağlık. Harika bir performans. Pekala. İstanbul'a gelip gitmeye devam ediyor musun? Yoksa sabit Antep'te mi yaşıyorsun? Veya orada bir program yapıyor musun? Şimdi şarkıların kaydını falan hep burada alıyoruz zaten. Hı-hı. Evet. Çalıştığım plak şirketi de burada olduğu için buraya bağlı bir şekilde çalışıyoruz. Birinci klibi burada çektik. O zaman senin klipten de biraz bahsedelim. İşte benim klipte de aynı aslında dediği gibi çok ilginç oluyor. Yani sahnede söylemeye alışkınsın ama sonuç itibariyle daha böyle doğallıktan çıkmadan onu yansıtabilir halde söylemen gerekiyor. Klipte onu biraz yitirebiliyorsun. Yitirmemen lazım. Çünkü insanlara bunun geçmesi için doğal olman, daha duygulu bir şekilde onu... Farklı bir platform olunca heyecanlanıyor insan. Çünkü ben mesela radyoda da bunu yaşıyorum. Mesela sanatçı çıkıyor, icabında 15-20 bin kişiye konser veriyor ama radyoda konuşamıyor mesela. Tabii. O farklı şu bir heyecan. Ben mesela konuşabildiğimi düşünmüyorum. Ama sahneye çıkıyorsun, onu da mesela belki ben yapamam. Mesela önünde 15 bin kişi var, ona bir saat şarkı söylemek. Ama bir stüdyoda, mikrofonda bir şey konuşamamak mesela çok değişik psikolojiler. O yüzden heyecanlı oluyor. Şöyle bir şey var yani, bir saat mi söylemiyoruz? Bayağı biz 3 saat falan sahne yapıyoruz. Ya da yani evet. Aynen. Ben diyeyim de. Bayağı yani uzun süreçti. Yani buraya gelmeden önce de anlattım sana. Evet. Yani gece sahne bitti. Yetişemeyeceğiz diye. Peki bir grubum var. Tabii sana eşlik eden arkadaşlar. Aynen. Onlar sabit mi? Mesela senin şarkılarda sana eşlik eden insanlar mı? Yoksa o ayrı bir... Yok, kayıtlarda yok. Kayıtlarda zaten aranjörle birlikte çalıştık burada. Aha. Çünkü gidip gelmeleri çok zor. Zaten grupçuluk zaten zor bir olay. Birçok grup gibi sen de İstanbul'a yerleşmeyi, İstanbul taşımayı falan düşünüyor musun ara ara? Böyle kafa gelip gider tabii çünkü. Tabii ki. Yani, çünkü o yollar bir yerden sonra yorar şimdi ve... Şimdi çok şey oluyor. Nasıl anlatayım? Şartlar aslında Türkiye'ye baktığım zaman çok zorlaştı. Hı-hı. Yani bu müzik piyasası anlamında da böyle. Yani şimdi yapımcıların biraz daha... şeyinde, kontrolünde bir müzik piyasası var şu an. Hı-hı. Yani çok eskisi gibi hani eski zamanda bu kadar çabalıyor olsaydık, 90'larda mesela düşünüyorum, bu kadar çabalıyor olsaydık muhakkak bir yerlerden işte... Yürür müydü? Yürürdü. Daha fazla yürürdü. Tabii daha fazla yürürdü. Hı-hı. Çünkü şu an müzik çok bilinçlendi. Mesela Bilgesu biraz önce bahsetti, elektronik müzik aşırı çok ön planda. Evet. Elektroniğe kaçtıkça müzisyenler
müzik aleti çalan insanlar gelip platforma düşmeye başlıyor. Aranjörler, DJ'ler kazanmaya başlıyor. Düşündüğümüz zaman. Bir de kompakt sistemler var artık. Tabii. Herkes kendi evinde, odasında bir home stüdyo haline getirip bir ses kartı, mikrofon veya bir klavye ile altyapılarını elektronik ortamla bir şeyleri buluşturmak tabii çok kolay olduğu için artık yani çok emek verenle az emek veren aynı platformda. Yani. Hatta az emek veren daha çok yerlere çıkıyor falan olabiliyor değil mi? Evet. Abi cahil cesareti muhabbeti var biraz aslında. O da çok. Şimdi mesela sen yaptığın işe güveniyorsun ama acaba diye aslında ertelediğin işlerden dolayı belki iyi bir şey ortaya çıkmayabiliyor. Yani şey anlamda ulaşamıyorsun. Belki elindeki güzel bir ürün. İş belki. İş, ama sen buna tam olarak böyle olacak gözüyle bakmadığın için yani öyle oluyor genelde çünkü. Ben yapayım da çok bir basit yere işler, gelir mi gelmez mi? Dikkat ettiğinizde çok basit işler çok tutuyor. Biz dinlediğimiz müziklere de baktığımız zaman yani şey Kenan Doğulu'nun şarkısında diyor 3 akor 5 şarkı diyor. Yani 3 akor harbiden 3 akordan 5 şarkı yani muhteşem bir şekilde tutuyor şarkılar. Hiç belli olmuyor. Öyle bir piyasa. İstanbul'a gelme mevzunda da İstanbul bu konuda çok sen daha iyi bilirsin tabii zor bir şehir. Yani hani kolay kolay piyasasını hani yaptığı işi hani belli bir şey var. Ne derler? Burada da bir var belli olmaya çalışma durumu da var. Mentorlar var. Yani onların kabullenmesi lazım bu işi. Düşünürüm evet ama şimdi sonuç itibariyle çok fazla orada sahne yapıyorum. Yavaş yavaş bu taraflara gelmeyi. Yani Antep'te o zaman çıktığın sahne aldığın yerler var. Okay. Tabii. Yani her gün neredeyse sahnemiz var. Ay süpermiş. Tabii. Süpermiş. Evet, orada yine kendi isminle mi sahne tabii, alıyorsun? Tabii aynen kendi isminle sahne alıyorum. Yine ekibin de bir ismi var. Yani şey olarak. Sürekli sahne yapıyoruz. İki formatta yapıyorum. Birinde elektronik formatta yapıyorum. Üç gün elektronik formatta bir müzik yapıyoruz. Diğer üç günde direkt ekipçe. Normal. Aynen. Elektroakustik kafasında bir şeyler yapıyoruz yani üç gün. Harika. O çok süpermiş. Tutuyor çünkü. Süpermiş. Bilgisucuğum senin olacaktır elbet hani sahnen, programlar, planların ne yönde? Yani böyle bir şey, bir şablon var mı kafanda sahneye çıkmak, yapmak? Yani aslında benim şöyle bir durumum var. Kendi kafamda bir basamak, bir merdiven durumum var. Bu merdivende hemen bir anda bir üste çıkalım ve orada kalalım gibi bir durumum yok. Yavaş yavaş, emin kendimi sevdire. Zaten çok genç insanlarsın. Sercan da öyle. Bir ciddi bir zaman var önümüzde mesela değil mi? Ağır ağır basamakları çıkarak. Aynen öyle. Yani şimdi yaralı gayet güzel gidiyor. Yaralı'nın akustiği... Ne zaman sürdünüz bu arada Yaralı'yı dijital platformuna? 14 Haziran'da girdi. 2 ay olmak üzere. İşte şimdi Yaralı'nın akustiğini yapıyoruz. Herhalde Eylül'ün başlarında onu da sizinle buluşturacağız. Sonrasında tabii ki yani ikinci şarkıya da çalışmaya başladık. Yani ben aslında durmadan üretmek üstüne bir şey çizmek böyle istiyorum. Böyle yeni şarkılar arda arda süreceksin. Arada doğru belki coverlar yaparım. Ve bunun üstüne zaten ufak ufak sahnelere de başlarız diye düşünüyorum. Ama genel olarak üretmek, kendini unutturmamak ve hissettiğim şeyi söylemek üstünden bir şey çizmek istiyorum. Yani hissetmediğim bu şarkı tutar diye önerilen şarkıların birçoğunu... İçinden geleni söylemek istiyorsun. Ben yani ne yaşıyorsam, böyle bir hesap ne kitap yapmıyorsun. Aynen ha, şunu söyleyeyim de bu çok tutsun da çok para kazanayım da çok popüler olayım da. Öyle olmuyor işte. Yani evet o zaten evdeki hesap çarşıya abi, da uymaz olmuyor çoğu zaman. Sen öyle düşünüyorsun. Öyle olmuyor yapmacıklığı zaten hissediliyor. Yani dinleyici artık çok bilinçli. Yani yaptığın iş yapmacık mı, doğal mı? Bunu artık görebiliyor. Yani şimdi çıkan yeni çıkan grupları mesela takip ediyoruz hepimiz. Yani mesela yani isim vermek gerekirse yüz yüzeyken konuşuruz. İşte Son Feci Bisiklet baktığımız zaman adamlar yani bunlar indie olanlar belki. Hatta rap furyasından bahsettik. Evet. Neyce çok o samimiyse yapılan. Rap olayı zaten ülkede bayağı şu an etkisi altına almış ciddi durumda. Bütün hepimiz geneli ve herkes biliyor her şarkıyı ezberlemişler. Çalıştığımız mekanda biz ara verdiğimiz an sanki ben kendimi rap sanatçısı gibi hissediyorum. Yani öyle bir hemen DJ oradan bir rap şarkı çalıyor. Tabii, herkes 500 doğru kişi varsa onu söylüyor değil mi tabii orada? Rap bir şeyler mesela mırıldandığım zaman sahnede rap bir şeyler. Şarkıların arasında bir rap bir şeyler sıkıştırıyor. Hemen bir gaza gelme durumu oluyor. Herkes bir gaza geliyor işte yani. Hani bir rapi geldi insanların da. Öyle bir durum var yani. Şey kartel zamanından gibi sanki. O artık old school canım o yani artık o. Ama şimdiki olay işte rap trap diye başka bir kategoriye aslında geçti. Aslında dünyanın belki de 5 yıl 6 yıl öncesinden yakaladığı
sağladığı şey Türkiye bir 5 yıl sonrasında traple, rap'le, evet, yeni sanatçılarla, tanıştı, eskilerin de yeni müzikle buluşmasıyla, hı-hı, gibi şeylerle buluşturdu. Ve yani bence Türk müzik dinleyicisi yeniyi seven bir dinleyici. Yani ne kadar bir akustik, bir can acıtan bir şarkı olduğunda kendimizi parçalasak da yani yeni bir, hı-hı, ses, tarz, yeni bir tarz müzik duyulduğunda onu da bence yakalayabilen ve dinleyebilen burada bir burada da işte şey. Şu var ama ya, yani şimdi uzun ömürlü sanatçılar kalmamaya başladı gibi geliyor bana. Hı. Yani şimdi çünkü devamlı değişiyor değil mi? Sirkülasyon var durmadan. Yani şey çünkü sanki hani biraz maymun iştahlılığa döndü bizim. Bir değerini şey bilemiyoruz, kaçırıyoruz, gözden kaçırıyoruz, şimdi değer veremiyoruz gibi bir şey oluyor. Duman mesela, Duman kaç nesil dinlendi? Dinleniyor, hala dinleniyor. Şimdi kategori kategori ayırdığımız zaman Sezen Aksu hala dinleniyor. Hı hı. Hayatta çok şükür yani, yaşayan efsane. Hı hı. İşte yani hani baktığın zaman rock müzik, işte pop müzik falan, Barış Manço hala dinleniyor, ölmedi yani hani. Hı hı. Şimdi kaçını, tabii, mesela şu an çıkanların kaçını biz sürekli dinleyebiliyoruz. Hı hı. Bir sene bir gidiyor mesela, ondan sonra bir başka biri geliyor yerine. Yani efsaneler ölmüyor. Kesinlikle. Bir de şey var mesela, ben ona dikkat ediyorum. Mesela bu aldığı hite göre de mesela değer verenler var. Tabii. Şu şu kadar izlenmiş, şu şu kadar izlenmiş. Mesela bakıyorsun, Popstar Tarkan diyoruz, kaç yıldır var falan, değil mi? Evet. Mesela bir klibine bakıyorsun, atıyorum örnek, Kuzu Kuzu klibine bakıyorsun, sallıyorum sayıyı. 5 milyon, 3 gün önce albüm yapmış rapçi 25 milyon olmuş falan mesela. 25 de değil artık abi. Halbuki Tarkan müziğe bizler başladığında yani o arkadaşımız daha doğmamıştı falan gibi mesela. Ama 3 gün önce albüm yapmış, o 5 katı izlenmiş. Nasıl oluyor? Biraz şey, öyle değer vermek yanlış zaten. Hani o güzergahtan ilerlemek abi, yanlış yani. Öyle yapmamak lazım, hı, ama insanlar da veya işte ajanslar vesaire yerlerde o hite bakıyor ya. Tabii. O da biraz adaletsiz bir dağılım, tabii, oluyor bence. Tabii. Mesela çok o insanın da ne yaptığına bakmak var lazım. Aldığı çok, hite değil. Yani şey, SoundCloud'a girdiğinizde yani, hı-hı, ciddi müzik yapan insanlar var. Tabii tabii tabii, yani kesinlikle. Dinleyemediğimiz, görmediğimiz sahnede emek veren. İşte iyi tarafları olduğu gibi arkadaşlar, tabii, kötü tarafları da var. Yani o dijital yani platformlar bize çok güzel hizmet sunuyor ama Google'da bu sefer gözden kaçıyor. Mesela Google'da, tabii, bu da öyle bir şey. Yani şimdi nasıl, hı-hı, bilgi çöplüğü de var. Hı-hı. Yani doğru araştırdığın zaman güzel bir şeyler de çıkıyor. Hı-hı. Yani ondan faydalanabiliyorsun. Ama yanlış bilgiler de var. Hepsi bir arada. Şimdi müzik de öyle oldu. Şimdi iyisi de kötüsü de güncel bir şekilde sosyal platformda çok fazla piyasada olduğu için, herkes müzik yapabildiği için iyisi de çıkıyor, kötüsü de çıkıyor. Evet. Yani. Herkesin müzik yapması da biraz değil mi? Biraz bir, tabii, enteresan ki, bir durum hani şimdi yani. Tabii. Önceden biz popüler... yapabiliyormuşum. Ben bilirsin, bir albüm yapayım falan mesela durumu var ya. Mesela Gezi'den dinlediğimiz grubun ünlü olmasını istemezdik. Şimdi, tabii tabii, paylaşmak istemezdik. Paylaşmak istemezdik. Evet. Popüler oldukları zaman düşman olurduk. Öyle. Aa, sen de mi onu dinliyorsun? Ben dinlemeyeyim artık. Ay, ben dinlemeyeyim. Öyle olurdu yani. Öyle bir durum var. Tabii. Şimdi yok o. Şöyle bir durum vardı. Mesela ortak aldığımız albümler vardı bir de mesela. Tabii. Ortak para koyup İki arkadaş gidip bir kaset ya da CD aldığımız, evet, zamanlar vardı. O yaşı bir yerden yukarıda olanların Şefren bildiği Ferah'ın şeyler. Kadın albümünü ben öyle almıştım. Ortak mı almışsınız? Yani kaç kişi girmiştiniz bir kadın albümüne? Böyle şey, şey gibi kurban bayramı kurban bayramı geldi. Yok abi, çok kişi değil. İki kişi almıştık. Kaykaycı böyle şeydi. Çılgın bir arkadaşım İki vardı. İki kaykaycı Şebnem Ferah'ın kadın albümünü mü aldınız? Ben kaykay kullanmıyordum. Ha, arkadaşım kaykay kullanıyordu. Kaykaycının dinlemeyeceği bir albüm doğaçlı. Bir de yani Gaziantep'te yani bundan hani 14-15, hı, sene önce. Ama ne enfes albümdür değil mi kadın albümü de? Yani benim de en beğendiğim Şebnem Ferah albümdür kadın. Yani benim sanki hani yabancıları zaten saymıyorum ama Türkçe rock'ta mesela ilk dinlediklerim bir kadın albümü. Birisi Duman'ın Yalnızlık Paylaşılmaz'ın olduğu albüm. Tam hatırlamıyorum ismini. Diğeri de Teoman'ın Bir Damla Gözyaşı diye bir şarkısı vardı. Onun olduğu, Papatya'nın falan olduğu albüm. Hı hı. Çok yani. Harika. Onlar efsane. Efsane, efsane. Toprak albümü. Hala da festivallerde onları dinliyoruz. Peki albüm alıyor musun mesela Bilgesu? Plak ya da CD falan öyle zevkleriniz var mıdır? Ben kasetle büyüdüm. Ve aslında kaset dinlemekten çok büyük keyif alıyordum. Hı hı. Fakat bir taşınma esnasında biz o kasetleri kaybettik. Ondan sonrasında da ben tamamen yani kendi hayatımda çok önemli yerler edinmiş albümleri almaya başladım. Yani bir, evet, çünkü çok iyi bir müzik dinleyicisi olmak bence aslında sevdiğin sanatçının sevdiğin şarkısını dinlemek değil, albümü dinlemek, onu değerlendirmek, evet, onun genel olarak dinlemek, sevmek, değil mi? Ve şu an mesela atıyorum Sezen Aksu'nun bir albümü çıktı.
ve benim hayatıma çok önemli bir yer edindi. O albümü gidip alıyorum. Hı-hı. Yoksa zaten hani bir online platformdan dinleme şansın olduğu için artık. Evet. Onun üstüne evet bu benim için önemli dediğim şeyleri almaya çalışıyorum. Harika. Senin yani, o tarz şeyleri biriktiriyoruz artık. E tabii o arşiv oluyor. O vazgeçemediğin arşiv oluyor. Aslında soru da şu sanki değil mi? Yani sevdiğin sanatçının şeyden iTunes'tan evet. iTunes'tan Apple Music'ten ya da işte Spotify'dan şarkısını satın alıyor musun? Öyle oluyor. Şimdi Spotify'da bunu yaptığın zaman istediğin şarkıcıyı artık dinleyebiliyorsun. Yani böyle bir imkan olduktan sonra zaten sadece dediğiniz gibi mesela nostaljik olarak evet plak alıp dinlemek, o böyle onun tadını çıkarmak güzel. Mesela ben de mesela çok istiyorum. Bir tane böyle bir plağım olsun. Hani o şarkıyı oradan dinlesin. Bu arada plağım olsun dedi. Basılı bir hard copy var mı Sercan Buda'ya ait? Öyle bir şey. Yayınladın mı yoksa? Yok hazırladık. He? Hazırladık. Basacak mısınız? Basmayı düşündük. Yani yapalım mı yapmayalım mı arasında kaldık. Hı-hı. Kendimiz için yapacağız belki. Çünkü gerçekten şarkıların çok güzel. Çok da güzel söylüyorsun. Sesin de çok gerçekten. Belki şimdi bugün de izleyip ilk defa duyan. Evet. Senin de bilgisayı da yeni tanıyan, tabii YouTube kanalımız beğenen kanalımız insanlar olacaktır. Değil mi öyle kanalıma, merhaba arkadaşlar, insanlar olacaktır. Evet, o yüzden soruyorum var mı, evet. alabilirler mi ya da ama dijital platformlarda okeyiz. Okey, aynen oradan dinleyebiliyorlar. Peki. Yani hani sürekli güncel olmak istiyoruz. Hı-hı. Yani müzik anlamında yani beste yapan insanlar sürekli güncel olmak isterler. Dinleyiciyi aslında bu konuda işte dinleyiciye bir şey düşmüyor aslında da şeye düşüyor. Yani daha çok destek müzik anlamında, sanat anlamında destek veren insanların çoğalması gerekiyor. Hı-hı. Çünkü mesela iki şarkı yaptım. Ondan sonra bir tane daha yapmam gerekiyor. Hali hazırda sen daha iyi bilirsin. Çok masraflı işler bu işler. Hı-hı. Yani insanların konserlerine evet gitmen lazım ki o insan bir daha hani, müzik yaşantısına devam edebilsin. Devam edebilsin. Yayınlayabilsin. Şimdi dizide de şimdi öyle bir durum. Yeni bir kayıt yapman gerekiyor. Stüdyoya girmen lazım. Onun klibini çekmen lazım. Yani o işi bir kişi yapamıyorsun. O iş ekip işi. Nasıl burada mesela herkes çalışıyor. Hı-hı. Herkes bir işin ucundan tutuyor. Ortaya bu çıkıyor. Bu da öyle bir iş. Yani haliyle bir şekilde maddiyata dayalı tabii, bir yani iş. Şarkının sınırı yok. 3 albüm yani yetecek Hı-hı. kadar şarkı yaptım hani bu zamana kadar ama Hı-hı. kaydetmek mevzu. Evet. Peki bir şarkı daha dinleyelim mi? Şarkı demişken senden. Peki hala sevgili dostlar Milyon TV'de sohbetimiz devam edecek. Bir canlı şarkı Sercan'dan ardından buradayız. Belki ben kurumuş meyvesiz bir dal parçası belki ben erimiş uçmuş kurumuş kar tanesi olmuşum doğmuşum da dert dünyaya yük körpe ziyan bir bakın burada çok olur benim gibilerden ki biz göremeyiz hiç güneşi biz sığmayız hiçbir yere halim yok çok zor geliyor kalkmak ayağa hayat çok yordu beni mecalim yok yeniden başlamaya halim yok çok zor geliyor kalkmak ayağa hayat çok yordu beni mecalim yok yeniden başlamaya belki ben yaşarım gülemem hayatım hep böyle söylerim duyulmaz sesim acım çok içeride yorgunum kör bıçakmış umutlarım hep boşa faydası yok
Bir bakın, burada çok olur benim gibilerden ki biz göremeyiz hiç güneşi. Biz sığmayız hiçbir yere. Halim yok, çok zor geliyor kalkmak ayağa.